Hoş geldiniz. Bugün Petun hakkında biraz kafa yoralım. Ne üretiyormuş? Şöyle baktık web sitesine Pınar Et Ürünleri. İşte gördük sucuk, sosis, salam, balık, hindi falan böyle şeyler üretiyormuş. Tabii bu sektör çok güzel bir sektör. Gıda sektörü, et sektörü. Bunlara rağbet olacak hep. Sonu gelmeyecek bir sektör insanlık olduğu sürece. Bu yüzden portföyümde mutlaka bir tane gıda hissesi bulunmalı diyenler için Peton düşünülebilecek bir tercih olduğunu düşünmekteyim en ucuz gıda hisselerinden. Tabi gıda hisselerinin bazıları çok uçuk, çok pahalı. Ucuz gıda hissesi bulmak zor. Bunun da sebebi insanların gıda sektörüne olan güveni. Bu yüzden gıda hisseleri genelde çok pahalıdır ama Peton ucuz kalmayı bence başarabilmiş hisselerden birisi. Bakın piyasa değeri böyle defter değeri 1,26 birlerde. Dolayısıyla Petun uzun vadede bence mağdur etmeyecektir. E peki tamam muhtemelen mağdur etmez. Peki para kazandırır mı? İşte bu çok güzel bir soru. Şimdi bakalım öz sermaye karlılığı yıllık %13 hisse bir yılda %13 yükselse bir de temettü veriyor. Bakın bu yıl 1,5 TL 1,52 temettü planlıyor. Ha, ama tabii şey ödendikten sonra 1,29'a mı düşüyor? İşte neyse durumlar böyle. Bakın şu temettühisseleri.com diye bir site var. Burada temettü verimi en yüksek hisselere. Petun'u koymuş %5 temettüyle. E şimdi %5 temettüden gelse, %13 hisse yükselse, bir yılda yaklaşık %18, %20 yükselişle enflasyondan korumuş oluyor parayı. E şimdi hem gıda hissesi hem güvenilir bir hisse. Rağbet olacak bir hisse. Sektörü güzel. Hem de enflasyona karşı parayı koruyabiliyor. Yani dolayısıyla işte benim param var. Ben artık böyle riskli şeyler yapmak istemiyorum. Yıllık %20 kazanç bana yeter. Nasılsa milyonerim falan diyen insanlar için Peton bence tercih edilebilecek bir tercih. Tabi bunlarda bedelsiz potansiyel de çok oluyor bu hisselerde. Bu hisse de çoktur diye tahmin ediyorum mesela bakalım. Bakalım öz kaynağı buna bölelim. Tabi aslında öz kaynaktan ödenmiş sermayeyi çıkartıp bölüyoruz aslında da. Şimdi 750 bölü 43 yaptığımızda %1500'lük falan bir bedelsiz potansiyeli mevcut. Tabii ben bedelsiz potansiyeli yüksek diye bir hisse alınmasına karşıyım. Neden? Çünkü bu spekülatif bir hareket. Bir hisse bedelsiz bölününce size para gelmiyor. Dolayısıyla evet, evet hani şimdi bedelsiz açıklayan hisseler bir uçuyor falan. Biraz da aslında bu çok da mantıklı bir şey değil aslında. O yüzden bu akım bitebilir zamanla. Bu yüzden bedelsiz potansiyeli yüksek diye bir hisse alınmaz bence. Şimdi hissenin formasyonuna baktığımızda şu en dipten en tepeye Fibonacci düzeltmesi yaptığımda bakalım hissenin hareketlerine. Şuradan bir uçmuş. Sonra bir tabi düşmüş. Beklenen hareket 0.618'den dönmesi. Genelde buradan dönüyorlar hep bakın. Şuraya çarpıp dönmüş. İşte bu 0.618'den alan bak buradan buraya yüzde kaç kar var. Yani şu hisse düştü düştü 0.618'e geldiyse kemerleri bağlayın %20'lik bir tepki yükselişi gelebilir. Tabii ki senin yüzde kaç yükseldiğine bakar bu işte aslında bu da tehlikeli bir şey işte. Çünkü düşüş trendinde işlem yapmış oluyorsun. 0.618'e geldi diye aldın diyelim. E şimdi biraz daha salacaksa ne olacak? Şimdi bu düşüş trendi tehlikeli. Buralar hep savaş alanı. Bir stop alamazsan ayvayı yiyebilirsin. Neyse bir daha yatay girmiş hisse. Bir kalkmış düşmüş yatay. Güzel bir formasyon var aslında. Bakın şu dip, şu dip birleştirdiğimizde ve şu tepe, şu tepe, şu tepeleri birleştirdiğimizde şurada bir üçgen gözüküyor. Bu üçgen ne zaman bitiyor? 14 Haziran 2021. Bu tarihlere yakın sert bir hareket gelebilir ise de. Aslında şöyle bir 22.98'in altında kalması çok da iyi bir şey değil aslında. Çünkü bu fibolar tutarsa bakın şu 0.618 çok iyi tuttuğuna göre demek ki bu fibo doğru çekilmiş bir fibo. Dolayısıyla 22.98'in altında soluğu 20 TL'de alma potansiyeli mevcut. Stop loss kurmak isteyenler 22.20'ye stop loss kurabilir. Hisse 23 TL ve üzeri
Hisse 23 TL ve üzerinde olduğu sürece pozitifim. Baktığımızda şöyle bir geçmişten günümüze bakalım. Öz kaynakların düzenli bir şekilde arttırmış. Çok güzel. Toplam varlıkların düzenli bir şekilde. Toplam varlıkların düzenli bir şekilde arttırmış. Çok güzel. Borcu var ama toplam varlıkları borcundan çok daha fazla. Sorun yok. Aslında çok da bu düzenli artmamış. 64'ten 50'lere düşmüş. Şimdi 50'lerden 90'lara. Hani uzun vadede bakınca evet arttırmış ama çok da istikrarlı değil. Ama sonuçta 60'tan 93'e çıkarmış. Bu da bir başarı ya sonuç. Net satışlara bakalım. Bakın 150 milyonlardan yukarılara doğru 220 milyonlara doğru gitmiş. Güzel. Öz sermaye karlılıklarına bakalım. Geçmişten günümüze. Bakın hep arttı. Ya tabii enflasyon her yıl %20, %15 olmuyor. Bazen daha düşük de oluyor. Baktığımızda eski hareketlere zamanda piyasa değeri bölü defter değerini 1.20'ye çıkarttığı olmuş. Ama sonradan bakın PDD'si 0.47'ye düştüğü de olmuş. Şimdi bir daha 1.20'lerde. Dolayısıyla PDD'nin bir daha sıfırlılara düşme ihtimali var mı? Var. Böyle bir ihtimal mevcut. Burası borsa her an her şey olabilir. Stop olamadım mı geçmiş olsun. Şimdi ne diyorum? Burada 23 TL'nin üstünde olduğu sürece pozitif. 23 TL'nin altında olduğu sürece soluğu 20 TL'de alabilme potansiyeli mevcut. Ama sonuçta bu şirket sağlam bir şirket. Nereye düşerse düşsün hisse yukarı gidecek. Bu bir gerçek. Dolayısıyla ben hisseyi alacağım, birkaç yıl tutacağım diyorsan bence sorun yok. Bakalım brüt kar marjı artmış, güzel. Net satışlar artmış, güzel. Dolayısıyla Petun'da durumlar bence iyi. Mesela 1 milyon para olsa bunu bassan mesela Petun'a yıllık %5 temettü gelse 50 bin TL temettü gelse 50 bin TL ile bir yılda geçinilebilir. %13'te hisse yükselse sektör de güzel et üretiyor. Güvenilir bir sektör. Dolayısıyla Petun'da uzun vadede pozitifim. Kısa vadede de buralarda sıkışıyor. Tabii daha Haziran'a 3 ay var da. Neyse ben videoyu yapıp koyayım. Belki hisse böyle sıkışırsa tam buralardayken bir video daha yaparım belki. Peki diyelim ise aşağı saldı 20 TL'ye düştü. O zaman ne olacak o zaman? Geçmiş olsun. İş kaç ay? O zaman 9 ay falan oluyor galiba burası. Ekim'e kalıyor o zaman iş. Yani tabii bu çizikler tutacak diye bir kural yok. Sonuçta tahtacı bunlara uymak zorunda değil. Adam kafasına göre de kaldırabilir. Ama genelde tutuyor. %70 tutuyor. İzlediğiniz için sağ olun.